Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Üç Tarzı Siyaset. Yazarı Yusuf Akçura. Aslında Yusuf Akçura değil sadece. O bu kitaptaki makalelerden birisinin yazarı. Kitabın başlığı olan makale yani. Üç Tarzı Siyaset makalesinin yazarı Yusuf Akçura. Yayın evi Akçağ Yayınları. Ama dediğim gibi kitabın içinde Yusuf Akçura'nın telif ettiği makaleye cevap niteliğinde yazılmış başka makaleler de var. Hemen onun hakkında da bilgiyi vereyim. Şöyle bir perde sayfa vardı ha. Üç Tarzı Siyaset, Akçuraoğlu Yusuf, vakit muhabiri, Rusya'dan yazmış bu makaleyi. Türk gazetesine yolluyor, Mısır'dan çıkan Türk gazetesine yolluyor. Sizin diyen takip ettiğiniz şey ne? Siyaset ne? O soru üzerine şekilleniyor. Osmanlıcılık mı? İslamcılık mı? İttihad İslam siyaseti mi? Yoksa diyor Türkçülük mü? Türk gazetesi diyor hangi yolu takip ediyor? Diyor o konuyla ilgili bir makale yazıyor. Bu makalenin önemi şu. İlk defa birisi bu siyasetleri üç başlık altında tasnif etmiş. Daha önce başkası benim bildiğim dile getirmemiş hiç bunu yani bu şekilde tasnif ederek dile getirmemiş. Yusuf Akçura bu dile getirmeyle bunların ilk defa böyle bir kategorize edilmesini sağlamış. O yüzden bu makale meşhur bir makale olmuş. Konuyla ilgilenenler bilirler. Ona cevap olarak Ali Kemal Bey, İktamser Muharriri Sabıkı diye geçiyor burada. Bir cevap yazmış. Bir de mektup gelmiş bu iki makale ve cevap üzerine bir de bir mektup gelmiş. Ahmet Ferit Bey yazmış. O da Kütahya mebusuymuş o zamanlar. Bunlar Türk gazetesinde üçü de yayınlanmış. Bu üç makale Mısır'da münteşir Türk gazetesinin 34-24 numaralı nüshalarına derc edildikten sonra Mısır'da risale şeklinde cem olunmuştu. Bu üç makale Mısır'da münteşir Türk gazetesinin 34-24 numaralı nüshalarına derc edildikten sonra Mısır'da risale şeklinde cem olunmuştu. Risalenin nüshaları kalmamakla tekrar tab olundu diye geçiyor burada. Bak baskısı da 1327 İstanbul Matbaayı Kader. Orada 1327'de basılmış. Herhalde 1900'lere şey yapıyor, tekabül ediyor. 1900'ün başlarına tekabül ediyor. Evet, şimdi kitapta şöyle bir yol izlenmiş, Akçağ Yayınları böyle bir yol izlemiş. Hem makalelerin latinize edilmiş orijinalleri var, hem de sadeleştirilmişleri var. Yani kitapta 3 olarak, 3'ünü peş peşe sıralı olarak bir latinize edilmiş orijinalinden okuyorsunuz. Sonra bir de peş peşe yine 3'ünü sadeleştirilmiş Türkçeyle okuyorsunuz. Makaleler ama çok lezzetli. Yani hem Yusuf Akçura Bey hem Ali Kemal miydi? Yanlış söylemeyeyim. Ali Kemal Bey hem de Ahmet Ferit Bey yani çok güzel. Hem içerik olarak da güzel hem dil olarak da ayrıca güzel makaleler yazmışlar. İnsan okurken çok lezzet alıyor yani. Hem o dilden hem o içerikten. Ben de çok lezzet aldım. Fakat size az bir kısmını paylaşacağım çünkü çok uzatmak istemiyorum. Güzel ifadeler çok dediğim gibi. Ama çok az bir şeyini de paylaşsam kitaba bir heyecan uyandırır. Bence yeter. 36. sayfadan başlıyorum. Diyor ki lakin bu tarzı siyasetin Devlet-i Osmaniye'de muvaffakiyetle tatbiki mümkün müdür? İttihad-ı İslam siyaseti hakkında konuşuyor. İslam umuru siyasiye ve içtimaiye pek çok ehemmiyet veren edyandan biridir. İslam'ın kavaid-i esasiyesinden biri din ve millet birdir düsturuyla ifade olunur. İslam, mümin olan kimselerin cinsiyet ve milliyetlerini bitirir. Lisanlarını kaldırmaya çalışır. Mazilerini, ananelerini unutturmak ister. Yani aslında İslam böyle yapmaz ama hani diyor kaynaştırır birbirlerine doğru diyor onları. Yoksa İslam illa kendi dilinizi bırakın falan demiyor yani. O öyle anlatıyor.
İslam kuvvetli bir değirmendir ki, bu cümleyi çizmişim ben. İslam kuvvetli bir değirmendir ki, ecnas ve edyan-ı muhtelife müntesibini öğütüp, dinen, cinsen bir, aynı hukuka malik, yek diğerinden hiç farksız Müslümanlar çıkarır. İslam'ın zuhurunda kavi muntazam teşkilat-ı siyasiyesi vardı. Kanun-ı esasiyesi Kur'an idi. Lisan-ı resmiyesi Arapça idi. Müntehap bir reisi, mukaddes bir merkezi siyaseti vardı diye devam ediyor. Burada dikkat çektiğim, benim dikkatimi çeken şey şu. Yani İslam'ın o birleştirileceğine vurgu var. İslam hakikaten böyledir. Özellikle sünnet-i seniyenin tatbiki, onunla gelen hayat şekillendirme, her bir mümin için bireysel, ferdi bir çaba alanı olarak gelen şey, değişim, dönüşüm. Bir açıdan evet, Müslümanları kaynaştırıyorum. Türkiye'de de selamun aleyküm diyorsunuz, aleyküm selam diyor Müslüman. Endonezya'da da öyle diyor, Arjantin'de de öyle diyor. Çünkü niye bunu sünnet-i seniye öyle yapmış? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeme çabası içinde Müslümanlar aslında birbirlerine benziyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeme çabası içinde Müslümanlar aslında birbirlerine benziyorlar ve bir toplumsallık, bir millet şuuru ediniyorlar, oluşuyor. Çünkü millet şuuru, toplumsallık benzerlikler üzerinde yükseliyor. Geldik 40. sayfaya. Türkleri birleştirmek politikasının tatbikindeki müşkilat-ı dahiliye, İslam siyasetine nazaran ziyadedir. Yani Türkçülük şeyi, Türkleri birleştirmek şeyi İslam siyasetine göre daha zordur diyor. Her ne kadar garbın tesiriyle Türkler arasına efkar-ı milliye girmeye başlamış ise de, yukarıda söylendiği gibi bu vaka henüz pek yenidir. Türklük efkarı, Türk edebiyatı, Türkleri birleştirmek hayali henüz yeni doğmuş bir çocuktur. İslamiyet'te gördüğümüz o kuvvetli teşkilattan, o pür hayat ve pür heyecan hissiyattan, hülasa sağlam bir ittihadı husule getirebilecek mevat ve müstahrazattan hemen hiçbirisi Türklükte yoktur. Bugün ekseri Türkler mazilerini unutmuş bir halde bulunuyorlar. Çizdiğim cümle burası. Bugün ekseri Türkler mazilerini unutmuş bir halde bulunuyorlar diyor. Devam ediyoruz. Geldik 87. sayfaya. Burada enteresan bir öngörü mü diyelim? Çünkü Türkiye'de bu gerçekleşti bir anlamda. Türk ulusalcılığı Türkiye'de elinden geldiğince böyle bir homojenlik oluşturmaya çalıştı. Bir okuyayım bakalım, siz de hak verecek misiniz? Osmanlı milletinin ortaya çıkması halinde Osmanlıcılık diye başladı ama sonra başka bir şeye evrildi. Devletin farklı din ve cinslere mensup tebaasından serbestlik ve hukuki eşitlik üzerine kurulmuş karba bir millet hasıl olacak. Bunlar sırf vatan, Osmanlı ülkesi ve millet, Osmanlı milleti fikriyle birleşerek din ve kavimlerin hayatlarından doğma ihtilaflar ve kavgalar kalmayacak. Ve bu esnada Rumlar, Ermeniler gibi Türkler, Araplar da eriyecek. O ulus şeyinde eriyecekler, yani Osmanlı ulusu çerçevesi içinde eriyecekler. Osmanlı Devleti'nin kurucuları olan Osmanlı Türkleri, ancak ilk önderleri Osman Bey'in namını vatana ve millete vermenin ve özellikle analarının, babalarının himmetiyle oluşturulan imparatorluğun daha fazla parçalanmadığını görmenin manevi faydaları ile yetinecekler. Belki Osmanlı namından da uzak kalacaklar, tıpkı bugün olduğu gibi. Çoğunluğu hakimiyet altındaki eski milletlerden, Müslüman ve gayrimüslim meydana gelmiş bu serbest devlette laik ya da liberal, ama bizdeki uygulanışı laik, meydana gelmiş bu serbest devlette çoğunluğun arzusuyla eski mahkumiyeti gösteren Osmanlı namı bile ortadan kaldırılacak. Eski mahkumiyeti gösteren Osmanlı namını bile ortadan kaldırılacak cümlesi bana işte bu metin enteresan bir öngörüye sahip diye düşündürdü.
Cidden böyle oldu yani Osmanlı namı da kalmadı. Devam ediyoruz. Son alıntımı da sizinle paylaşacağım. Evet, şöyle bir yerden başlayıp okuyayım. Osmanlı siyaseti, işte Devlet-i Aliye'yi şimdiye kadar en önemli takip ettiği bu politikadır ki, yukarıda bahsi geçen üç siyasetten en esaslı ve yürütülebilmesi en kolay olanıdır. Öbür siyasetler, Osmanlı Devleti'ne hayat mücadelesinde ancak birer destek, birer yardımcı, birer savaş yardımcısı olabilirler. Osmanlı siyaseti bilakis Osmanlı Devleti'nin en kuvvetli zırhı, en büyük savunma silahı, en doğru hedefidir. Üç siyaset yazarını bu hususta yanlış hüküm vermeye sevk eden şey. Bu işte üçüncü makalenin sahibi kimdi? Ahmet Ferit Bey, Kütahya mebusu. O Yusuf Akçura'yı da eleştiriyor kendi mektubunda. Ali Kemal Bey'i de eleştiriyor. İkisine de cevap veriyor gibi. Hem katıldığı yerler var, hem eleştirdiği yerler var. Mesela Osmanlı siyasetinin başarısız olacağını söylüyor. Mesela Osmanlıcılığın başarısız olacağını söylüyor Yusuf Akçura. Ona katılmadığını şu an burada anlatıyor. Üç siyaset yazarını bu hususta yanlış hüküm vermeye sevk eden şey, adı geçen geçenin hakikatten, maddi gerçekten çok mantıki ve felsefi kesinlikle uğraşmasıdır. Yani işin felsefesine, mantığına baktığı için diyor sahada olanları göremiyor. Adı geçenin hakikatten, maddi gerçekten çok mantıki ve felsefi kesinlikle uğraşmasıdır. Mantık hükümleri kesin ve nihai olarak verir. Fakat hayat, karma karışık sosyal hayat, bazen değil çoğunlukla bu hükümlere asi kalır. Benim çizdiğim cümle burası. Mantık hükümleri kesin ve nihai olarak verir. Fakat hayat, karma karışık sosyal hayat, bazen değil çoğunlukla bu hükümlere asi kalır. Bir de şurada bir cümle vardı. Osmanlı siyaseti. Evet. Osmanlı siyaseti milli mevcudiyetimizi muhafaza ederse, belki gelecekte İslam Birliği siyasetinin gözden kaybolduğu zaman bize bir yardımcı olur. Bilmem, bak bu cümle çok önemli arkadaşlar. Siyasetle ilgili aslında çok özlü bir ifade. Bilmem siyasi işlerde fırsatları değerlendirmekten daha doğru, daha faydalı bir yol var mıdır? Diyor Ahmet Ferit Bey. Bu da 1904'te bak ha. Bu makaleler 1904'te yayınlanmış. Kütahya mebusu Ahmet Ferit Bey böyle diyor. Efendim kitabın kapağını tekrar bir göstereyim. Göz aşinalığı olsun. Üç tarzı siyaset ismi Yusuf Akçura ismi yazıyor yukarıda. Ancak dediğim gibi üç makale var. Bu makalelerin birincisi Yusuf Akçura'nın zaten meşhur olan makale o. Peşinde de ona cevap olarak gazetenin yazarının verdiği, Ali Kemal Bey'in verdiği cevap. Onun peşinde de gazeteye gelen bir mektup. Kütahya mebusu Ahmet Ferit Bey'in mektubu var. Makaleler çok güzel. Makalelerin dilleri çok güzel. İçerikleri de güzel yani. O mevzuları tartışma şekilleri de güzel. Ben pek beğendim bu kitabı. Siz de okursanız beğenirsiniz diye düşünüyorum ve tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pekala, bir kitaplıkta bu kadar. Fosforlu kalemde değil tabii, fosforlu kalemde başka bir kitapla tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.